Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün videoya yine yalnız başlıyorum, Hakan işte. Ben de sabah kalktım, bütün evdeki işlerimi hallettim, hazırlandım. Şimdi koltuğa oturdum, kısa bir kahve molası yapıyorum. Ondan sonra öğle yemeğine girişeceğim. Hakan yaklaşık bir saate gelmek üzeredir. Ama inanın yemek olarak ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Tatilden geldiğimizden beri zaten canım hiç yemek yapmak istemiyor nedense. Aslında ben yemek yapmasını severim. Ama bugün inanın ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Geçen günlerde de çok misafir ağırladım. Lahmacundu, börekti, salatasıydı, kısırıydı. İnanın o kadar içimden yemek yapmak gelmiyor ki anlatamam. O yüzden şimdi çabuk ve pratik bir şey düşünüyorum. Ne yapabilsem acaba? Aklıma gelince de kamerayı açıp hemen sizinle paylaşıyorum. Bu arada size geçen videomda bu elbiseyi göstermiştim. Aslında bunun üzerine kazak düşünüyordum. Ama burası böyle fırfırlı olduğu için kazak giyemedim. Onu tabii ki düşünemedim önce de. Üzerime giyince fark ettim. Kazak giyince omuzlar çok tuhaf duruyor. O yüzden ben de kazaksız giymeye karar verdim. Ve yemek olarak da aklıma bir şey geldi. Pirinç kalmamış. Makarna da kalmamış. Bir de bir şey daha eklemeliyim arkadaşlar. Dün ve bugün, yani dün pazardı, bugün de bayram. O yüzden alamadım. Ve ben düşündüm, taşındım ki bakın buzlukta böyle balık duruyor. Bunu yapayım diyorum. Yanına da patates yapayım artık. Ne yapayım? Pilav yok, makarna yok. Ayrıca balığın yanına bence en güzel patates gider. En basiti o. İkisini fırına atacağım. Yanına da bir salata yaparım. Bakın bir de buzlukta ne buldum tesadüfen? Ispanak. Bunu da yanına yaparım. Patatesle balığın yanına iyi gider. O zaman gelmiyorum. İnsan bari küçük bir şey alır. 70 euro yüzden o kors saati. Ne saati? Başka bir şey alsaydı sen de ucuzundan, Allah Allah. Başka bir şey bulamadım. Hiçbir şey almadın mı, kazak mazak? Erkeklerin... Gelmiyorum o zaman. Gelmiyorum ben o zaman. Tamam hadi. Hadi. O kadar Amerika'ya gittin, insan küçük bir şey alır gelir bari. Sen ne getirdin Maledivinden? Lan Maledivinde ne alayım? Bir adanın üstündeyiz. Hiçbir şey yok. Ne alayım sana? Restorandan tabak mı getireyim? Gumundan getiririm, gumundan. He, gumundan. Gumunu da ne yaparsın? Evde serpersin gumunu sanki. Evet. İyi hadi. İyi hadi. Biz geliriz 4'te. Hadi bakayım. Çao. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hakan geldi ve annesinin de kontrolü kafaya alıyor. Amerika tatilinden döndüler. Sonra onların yanına gideceğiz. Daha niye beklesene ya? Yemeği gösterecektim. Bak, işten gelen adama karışılmaz. Ben işten gelmişim. Benim başım dönmüş zaten. Arkadaşlar yemek hazır. Bakın bugün çabuk ve pratik bir yemek yaptım. Beğendin mi? Zaten hep çabuğuna kaçıyorsun sen. Hep mi? Aşk olsun Hakan. Dün de sürdün zebzeleri fırına. Onu ben de yaparım. Bastın üstüne yağı. Ondan sonra... yapsaydın. Yaparım ki ben onu. Sen gidince Türkiye'ye ben yaparım onu. Yemeğimizi yedik, ortalığı topladım ve Hakan şimdi yatağa yattı, uzanacakmış biraz. Ondan sonra dediğim gibi annelere gideceğiz ziyarete. Bakın Nala ile Hakan yatağa yattı. Ne kadar tatlı duruyorlar. Kuşum benim. Hadi iyi geceler size. Hakan uzanırken ben de şimdi kurabiye yapacağım. Bizim için değil, Hakan anneannesi için. Geçen anneannesine uğramıştık. O da dedi ki bizim canımız dedi kurabiye çekti. Hani yapmıştın ya dedi Mevlid için. Bir daha yapacak olursan bize de bir şey getir dedi. Ben de kıyamadım. Bugün yanlarına gideceğimiz için bir tepsi kurabiye yapayım diyorum. Zaten fazla vaktimi almaz. Tarifini zaten Mevlid videosunda paylaşmıştım. Ama o videoyu izlemeyenler için tarifi şimdi tekrar paylaşıyorum. Hamuru için malzemeler 125 gram oda sıcaklığında margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya şekeri, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un. İçi içinde 2 adet orta boy elma, 2 avuç dolusu ceviz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da tarçın. License demo.
Bakın tam bir tepsi yaptım. Biraz hamur kaldı ama onu bırakacağım artık yoksa yetişemeyeceğiz. Biraz acelemiz var dediğim gibi. Ben şimdi bunu hemen fırına sürüyorum. Ondan sonra Hakan'ı uyandırıyorum. Bakın Hakan'ın kahvesi hazırlanıyor. Bir Hakan kendi eksik. Yakaladım. Ben de üzerime kazak giyindim. Aslında siz demiştim kazaksız giydim diye buraları tuhaf duruyor diye ama Hakan dedi kazakla daha güzel. O yüzden tekrar kazak giyindim. Bittin mi süslü kokoş? Kokoş benim ismim Hakan Kokoş. Hadi. Evet arkadaşlar planda küçük bir değişiklik yapacağız. Aslında ilk önce annelere gidecektik. Oradan Hakan anneannesine ama şimdi anne aradı. Anneanne de gelmek istiyormuş. Anneanne deliyle gidecek yani. Aynen şimdi hem anneanneyi hem dediyi de alacağız. Gerçi dede de emin değilim o aslında gelmez. Gelecekmiş kızım evden... çok özlemişim. Evden çıkmasını fazla sevmiyor ama bakacağız. Yani kayınvalidemlerde görüşürüz. Bilal! Hadi lan! Kapıyı açamadılar. Ya parayla mı açacağız kapıyı? Bahşiş parası mı istiyorsun? Bahşiş parası. Kim bu ya? Mine. Kira lan. Kira lan. Kira. Hello. Geldik. Şimdi pudra şekeri serpeceğim kurabiyelerin üstünde. Evde kalmamıştı o yüzden pudra serpeceğim. Ondan sonra servis edileceğim. Kaşık vereyim mi istiyorsan? Bak böyle yap istiyorsan. Sunuşo. Şimdi hediye vakti. Hakan abi. Uyuyakayl fusil olmakta. Danke. Gefällt dir? Geil, danke schön. Satman lazım. Hey. Teşekkür ederim. So, jetzt kommt die Kälte rein. Die hat 80 Euro gekostet. Hediyelerin fiyatı. Tamam da ben sana pahalı al demedim ki. Bir 10-20 Euro'luk bir şey al dedim. Bir şey yoktu. Also, jetzt da. Schön. Gefällt sie dir? Ja. Ist sie so, wie ich es dir gezeigt habe? Ja. Ich habe ihr Bilder geschickt, gell? Hoffentlich passt die auch. Ja, nein, die passt nicht. Nee. Meine Uhren haben auch nicht gepasst. Müssen wir malen lassen. Okay, also. Kimsenin kahve yapacağı yok bari ben yapayım kahveleri. Eve geldik, kedimiz açlıktan ölüyormuş. Aramız çok iyi kediyle, aman Allah değil mi? Gel, şşş, koş. Gel. Köpek mi lan o? Gel. Gel kızım gel. Gel. Gel hadi gel. Bunlar da annelerin bize Amerika'dan getirdiği hediyeler bakın. İkimize de saat almışlar. Hakan'a böyle siyah bir tane. Ben de gümüş istemiştim. Gümüş saatim hiç yok. Hemen Hakan deniyor. Gerçi orada da taktın. Bana büyük geliyor. Seninki de büyük mü? Aynen saatçiydim. Yarın kısaltmamız lazım. Bir tane lazım şey çıkarmamız hemen. Lazım. Bak. Bir sıra. Güzel değil mi? Baya cool ya. Teşekkürler. Teşekkür ederiz anneciğim. Şimdi ne yapıyoruz Hakan? Vallahi acıktık sana... yani yemek yapsan iyi olur artık. Baya da saat varmış ya. Hakan'ın saat koleksiyonu bakın. La o kadar da çok değil lan. Lan hiçbiri de pahalı bir şey değil ha. Gel. En pahalısı da bu. Bunu da sen orijinal almıştın. Gerisi hepsi çakma. 5, 10, 15. Çakma değil markasız Hakan. Markası yok. Yani... İlkay yarın bunu değil. Gidip de tamir ettirelim mi? Sen edebilir misin bunu tamir? Ben tamir ederim bunu. İlkay bu nasıl takılıyor bunu sökemedik? Biz Nihat'la Elif hediye etmişti. Bu da çok güzel ha. Bilmiyorum ki internette bak. Nasıl sökemedik lan iki gerizekalı biz bu? He. Şimdi yatma vakti geldi. Çek yastıkları hadi. Koltuğumuzu güzelce hazırlayalım. Telefonu al, kumandayı al. Aparat. Ayrı ayrı mı yatacağız? Öyle mi yatsak? Sen böyle yat hadi. Hayır. Ama belim ağrıyor benim koltukta. Uf tamam. Nein çık. Bakın ve yatağımız, daha doğrusu koltuğumuz hazır. Neyse arkadaşlar bugünlük yine bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir, günümüz eğlenceli geçmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.